arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar, şu anda Beşiktaş merkezdeyiz. Biliyorsunuz CHP'nin 8. Genel Başkanı olarak kurultayda Özgür Özel Genel Başkan olarak seçildi. Buradan Özgür Özel'i kutluyoruz. Sevgili arkadaşlar, biz de işte bugün sokağa çıktık. Vatandaşlarımıza soracağız. Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olarak seçilmesi CHP'ye ne kazandırır? Vatandaşlarımızın, küskün olan vatandaşlarımızın tekrar CHP'ye dönmesini sağlar mı? Özellikle önümüzde biliyorsunuz yerel seçimler var. Daha sonra da tabii genel seçimler olacak. Özellikle genel seçimlerde Özgür Özel CHP iktidara taşır mı diye soracağız. Ve bunun yanı sıra şunu da soracağız. Vatandaşlarımız arasında amiyane tabirle şöyle bir geyik vardır sevgili arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar iktidar olmasının en büyük nedenlerden birisi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olmasıydı derler. Yani şöyle şunu demek istiyorlar. CHP Genel Başkanı ve CHP çok güçsüz olduğu için Erdoğan bugüne kadar hep iktidardı diye halkımız arasında, vatandaşlarımız arasında tırnak içerisinde böyle bir ifade var. Şimdi biz de bunu bugün vatandaşlarına soracağız. Artık Kemal Kılıçdaroğlu gitti. Onun yerine Özgür Özel geldi. Buna Recep Tayyip Erdoğan üzülmüş müdür diye soracağız. Bakalım vatandaşlarımızdan ne gibi yanıt alacağız. İşte arkadaşlar, CHP ve Özgür Özel'e ilişkin röportajlarımız başlıyor. Arkadaşlar, röportajlarımız Olanca Özel'e devam ediyor. Neredeyiz? Hemen Kartal heykelinin önündeyiz. Hemen yanımızda arkadaşımız var. Merhabalar. Merhabalar. İsim nedir? Görkem. Görkem, memnun oldum. Kız arkadaşlarımız da var böyle. Merhabalar. Siz misiniz? Gamze. Gamze, sizin? Merhaba. İsim? Ayça. Ayça, memnun oldum. Şimdi Görkem, hemen şöyle söyleyeceğim. Biliyorsun 8. CHP Genel Başkanı olarak kurultayda Özgür Özel seçildi. Sence bu halkımızda küskün olan CHP'lerin tekrar CHP'ye dönmesini sağlar mı? Özellikle yerel ve genel seçimlerde CHP büyük oy kazandırır mı? Genel seçimde CHP'yi bu iktidara taşır mı? Bir de halkımız arasında şöyle bir söylence vardır biliyorsun. Bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan iktidara gelmişse Kemal Kılıçdaroğlu sahiptedir. Kesinlikle. Sence Özgür Özel'in seçilmesi Erdoğan'ı üzmüş müdür? Yani şöyle söyleyeyim, 7 kuşak CHP'li bir aileden gelmiş olarak söylüyorum bunu. Zaten Kılıçdaroğlu olmasaydı şu an iktidarda Erdoğan diye bir insan olmazdı kesinlikle. Ama küskün olan CHP'lilerin de tekrar partiye döneceğini düşünmüyorum işin açığı. Çünkü Kılıçdaroğlu'na kör körüne bağlanan bir zihniyet vardı CHP'de. Benim düşüncelerim bu yönde işin açığı. Ama hani Özgür Özel daha genç bir siyasetçi olarak ama hani şöyle söyleyeyim, İmamoğlu'nu da arkasına alarak daha iyi işler başarabileceğini düşünüyorum. İstanbul'un da bu konuda şansı olduğunu düşünüyorum işin açığı. Tabii değişim rüzgarı var kesinlikle. Aynen öyle, bu şekilde düşünüyorum. Siyasetçide. Aynen öyle, İstanbul'da yaşayan birisi olarak da şanslı olduğumuzu düşünüyorum bu yönden. Hocam, bir şey daha soracağım. Sence İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı neydi ismini hemen unutuyorum. İmamoğlu. Ya, İmamoğlu. İmamoğlu sence CHP Genel Başkanlığı'na ileriki günlerde aday olur mu? Yani kafasında İmamoğlu'nun böyle bir düşüncesi var mı? Kesinlikle, yani yoksa bile olmalı kesinlikle böyle bir genç birisinin. Yani şöyle söyleyeyim, Erdoğan gibi birisinin karşısında iki kez kazanmış bir isim kesinlikle olmalı zaten ki. Hani Özgür Özel değil, direkt bence şu an genel başkan adayı olarak da İmamoğlu'nun çıkması gerekiyor. Kesinlikle. İmamoğlu olmalı. İmamoğlu olmalı kesinlikle. Aynen. Evet. Bakıyoruz, biraz eksik kişileri var kesinlikle İmamoğlu'nda. Ama diyorsun Erdoğan'ın karşısında bugün kesinlikle CHP'de durabilecek en güçlü siyasi figür İmamoğlu diyorsun. Kesinlikle İmamoğlu. Eyvallah, çok teşekkürler. Görkem, kimlere selam göndermek istersin buradan? Yani kimlere selam göndermek isterim? Şu an babam linçleyebilir beni bunu izledikten sonra. Babam CHP'de olduğu için. Ama gençler böyle demokrat özgürce fikirlerinizi halkımıza paylaşıyorsunuz. Evet. Bu çok kıymetli bir şey. Ya sağ aileme selam söylemek istiyorum buradan sadece. Nerede oturanlar? Onlar Tekirdağ'da oturuyorlar. Evet, Tekirdağ'da Görkem'in ailesi. Kızlar, sen neler söylemek istersin bu konuda? Biz yorumsuz. Yani Görkem fikirlerine katılıyorsun değil mi? Evet, çok çok teşekkürler. Arkadaşlar, sağ olun, var olun. İşte Beşiktaş'taki sokak röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar, işte Beşiktaş'ta röportajlarımız olan cezire devam ediyor. Yanımıza bir ailemiz var. Merhabalar efendim, hoş geldiniz yayınımıza. İsim nedir? Mehmet Reşat Bekar. Memnun oldum. Sizin? Canan Bekar. Memnun oldum efendim. Sizin? Ela Susaz. Memnun oldum. Şimdi biliyorsunuz CHP kurultayı
adayı yapıldı. 8. genel başkan olarak Özgür Özel seçildi. Bu CHP'de ne değiştirir? Yani halkımızdan küskün olan insanlar tekrar CHP'ye dönüş yapar mı? CHP'yi Özgür Özel iktidara taşıyabilir mi? Bir de Erdoğan'a nasıl etkiler? Ne söyleyeceksiniz? Buyurun. Şimdi Özgür Özel beyefendinin CHP'nin başına gelmesi CHP için büyük bir şans bence. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü neden? Recep Tayyip Erdoğan beyefendi Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber yaşıyormuş gibi 20 senesini geçirdi. O onun için bir varlıktı. Buna en çok üzülen de Recep Tayyip Erdoğan olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü iktidarın en güçlü adayı CHP'ydi. Şimdi Sayın Özgür Özel'in gelmesiyle birazcık daha CHP güçlendi diye düşünüyorum. Bu halkımız için hayırlı olsun. Peki halkımızın zaman küskünleri CHP'ye toplayabilir mi? Hepsi geri gelecek. Tüm küskünler hepsi CHP'ye geri dönecekler. Şimdi Özgür Özel beyefendi çok mütevazi birisi. Halk tarafında da sevilen birisi. Her şeyi açık açık konuşan, arkası gizli şeyleri yapmayan bir lider. Bence bu Türkiye açısından da çok iyi olacak. İnşallah herkese hayırlı uğurlu olur. Önemli olan devletin başına gelen insanların milletimize bir fayda sağlaması. Eğer bu iyi olursa, kim iyi olursa, ülkemize kim fayda sağlayacaksa onun başına gelsin, ülkemizin başına gelsin. Herkese hayırlı uğurlu olsun. CHP için de hayırlı olsun. Başarılarını diliyorum kendisine. Evet, hem CHP için hem milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Efendim hemen şunu da sorup öyle size de geçeceğim. Peki biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da aslında CHP Genel Başkanı'nda yani aday olmak istiyor. Sizce ileriki günlerde İmamoğlu'nu CHP Genel Başkanı olarak görebilir miyiz? Ben onu yakın olarak görmüyorum. Şimdi nasıl söylesem bilemiyorum. Ya parti için böyle bir çekişme olabilir mi sizce? Parti içinde buna en çok Özgür Özel zannetmiyorum Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir çekişme içinde olacağını. Birlik ve beraberlik içinde bu işi sürdüreceklerini inanıyorum. Herkesin konumu farklı. Onun için bu konu hakkında pek fazla yorum yapmayacağım. Anladım. Çok teşekkürler. Efendim sen neler söyleyeceksiniz bu konuya ilişkin? Ben valla çok mutlu oldum. CHP'nin başından sonunda Kemal Bey'in gitmesi. Gitseydi, olmasaydı biz bu seçimleri zaten kazanırdık. Sayesinde kaybetmiş olduk. Herkes artık yerine üyesiz. Lütfen otursun evinde. Onun evet. Dönemi bitti. Çok teşekkürler. Peki şunu hemen şöyle söyleyeyim size. Özgür Özel'in seçilmesi Erdoğan'ı zorlar mı? Zorlar tabii ki zorlar. Evet çok zorlayacak çok. Zorlayacak da. Teşekkürler. Buradan kimlere selam göndermek istersiniz? Ben burada bütün dostlarıma selam gönderiyorum. Nerede oturuyorsunuz? Ben kendim Küçükçekmece'de oturuyorum. Evet. Buraya bir arkadaşımızı ziyarete geldik. Harika valla. Buradan eve döneceğiz. Ne güzel. Küçükçekmece'de ve İstanbul'un Türkiye'nin her yerini şu tanıyan herkese sevgiler, selamlar. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Arkadaşlar işte sokak röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar işte Olancazı ile röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda bir ailemiz var. Beşiktaş'ta merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. İsim nedir? Sevgi. Şevke. Sevgi. Memnun olduk. İsim? Sizin? Senin? Kerem. Senin? Leyla. Memnun olduk. Ben şimdi bu ailemizi öncelikle herkesi tanıyan, herkese sevgiler, selamlar. Nereden geliyorsun, nerede oturuyorsunuz? Üsküdar. İstanbul, Üsküdar, Levent. Üsküdar, Levent. Karışık yani. Evet. Ama hepimiz İstanbul'dayız değil mi? Evet. Şimdi şöyle söyleyelim. Biliyorsunuz CHP kurultayı yapıldı ve Özgür Özel CHP Genel Başkanı olarak seçildi. 8. Genel Başkan olarak. Sizce bu CHP'ye nasıl etkiler? Bir de şunu soracağız. Önümüzde biliyorsunuz genel seçimler var. Daha sonra da genel seçimler. Bu seçimlerde gerçekten Özgür Özel'in genel başkan olması CHP'yi iktidara taşır mı? Bir de hep şu söylenir. Bugüne kadar eğer Recep Tayyip Erdoğan iktidar olmuşsa Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde olmuştur derler. Şimdi Özgür Özel seçildi. Sizce biraz Erdoğan Özgür Özel zorlar mı? Erdoğan üzülmüş müdür? Ne söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde demeyelim ama Kemal Kılıçdaroğlu etkin bir siyaset yapamadığı için kitlesini toplayamadı. CHP'nin belli bir kitlesi zaten vardı. Hep vardı.
son dönemde çok ciddi bir inat yaptığı için CHP'nin kitlesinde çoğu kişi kaydı. Hanımefendi hemen bu arada söze girişimiz neydi bağışlayın? Serpil. Serpil Hanım. Şimdi şöyle söyleyeyim, o zaman küskün olan vatandaşlarımız, yani CHP'ye küskün olan vatandaşlarımızın tekrar CHP'ye dönmesini sağlar mı Özgür Özel? Böyle sorayım. Bence Özgür Özel, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Özgür Özel genç bir insan olduğu için umut vaat ediyor olabilir. Ama CHP'de, CHP'nin tabanında çok ciddi değişiklikler oldu son yıllarda bildiğiniz gibi. Bir kere benim görüşüme göre CHP Atatürk'ün partisi olmaktan zaten çıktı. Çünkü CHP'de aslında milliyetçiliği çoğumuz bilmiyoruz ama milliyetçilik dediğimiz bir kavram yok. Atatürk'ün en önemli değerlerinden birisiydi bu zaten. Özgür Özel zamanında şimdi işte adını YPG diye değiştirdikleri PKK terör örgütünün uzantısı olan insanlarla bir araya geldi. Onlarla birlikte bazı yerlerde yol aldı. Ben geçmişini de biliyorum Özgür Özel'in. Kaldı ki bunu Kılıçdaroğlu da yaptı. Yani Özgür Özel de bu anlamda Kılıçdaroğlu'yla aynı çizgide mi? Çok, evet, çok farklı değiller. Çok ben farklı öyle değil. Düşünüyorum. Benim görüşüm bu yönde. O yüzden CHP'ye, CHP'nin gerçek CHP'lilerin kazandırabileceği bir kişi olduğunu düşünmüyorum. Gerçek CHP'lileri tekrar kazandırabileceği bir kişi. Peki şunu söyleyeceğim. İleriki günlerde İmamoğlu sizce CHP Genel Başkanlığı'na aday olabilir mi? Olabilir tabii ki. İmamoğlu hırslı bir adam çünkü. Yani İmamoğlu zaten Özgür Özel'den daha çok CHP Genel Başkanlığı'na yakışır görüyor musunuz? Ben hiçbir saatimde öyle bir şey düşünmüyorum açıkçası. Benim 7 sülalem Sol Parti mensubu bir insandı. Dedelerimden ben solculuğu veya Atatürkçülüğü böyle öğrenmedim. Bunların hiçbirisi Atatürkçülük. Serpil Hanım, o zaman şöyle kapatalım yayınımızı. Özgür Özel'in CHP'ye gelmesi, genel başkan olarak gelmesi CHP'de ne değiştirir? Yani CHP genel seçimlerde iktidarı taşıyabilir mi sizce? Tabii ki bu Özgür Özel'in çalışmalarına, söylemlerine çok bağlı olacak. Şöyle de bir şey var. Belli yerlerde siyasette görüyoruz. Bazı şeyleri kazanmak için bazı yerlere kadar bir şeylere evet diyorlar. Bazı yerlere kadar hani olmaması gereken ya da olması gereken şeyleri söylüyorlar. Değişim dönüşüm çok gösteriyor siyasi partiler. Hepsinde bunu görüyoruz. Özgür Özel söylemlerini eğer halkı kucaklayacak şekilde yön verirse söylemlerine kazanması muhtemel. Çünkü genç olduğu için insanlar artık siyasette genç adamlar görmek istiyor. Bu anlamda avantajı var. İktidara gelebilir diyorsunuz yani. Yani İstiyoruz şahsi diyelim. Olarak hani istiyoruz diyelim. İddialı olduğunu düşünmüyorum ben. Hani iddialı bir cümle kurmak ama söylemlerine ve eylemlerine dikkat ederse bağlı. Evet, herkesi kucaklayabilirse. Evet, kesinlikle. Bir kere zaten ülkemizde çok ciddi bir mülteci sorunu var. Buna hiçbir zaman değindiğini ben görmedim Özgür Özel'in. Ben görmemiş olabilirim. Benim eksiğim olabilir. Ama bu konuda çok daha etkin siyaset yapan başka partiler de var. Buna ağırlık verirse insanların kalbini bir tık daha kazanabilir. Çünkü ben bugün metrobüste, otobüste vesaire yolculuk yaparken çevremde hep onlardan görüyorum ve benim aklımda veya bizim aklımızda ne konuştuklarını anlamıyorum. Bu çok rahatsız edici bir şey. Ülkemiz açısından çok ciddi yani, bir sorun teşkil ediyor. Yani CHP'nin Özgür Özel'inde mülteci sorununa el atması gerekiyor. Bunu çözerse kesinlikle Türk halkından oy olabilir diyorsunuz. Evet, ülkemizin evet, en büyük sorunu mülteci sorunumuz, hep büyük sorunumuz. Her şeyimizi onlarla paylaşmak zorunda kalıyoruz. Haklarımız %75 paylaşmış oluyoruz. Bunu istemiyoruz. Bunu istemiyorsunuz. Evet. Kesinlikle aynen. Çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Ailemize çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Sizleri tanıyan herkese sevgiler, selamlar. Arkadaşlar, Beşiktaş'taki röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar, röportajlarımız olan cizliyle devam ediyor. Beşiktaş teyze ve yanımızda iki tane genç delikanlı kardeşimiz var. Merhaba delikanlı, isim nedir? Ünsal abi. Ünsal. Evet. Senin? Arda. Arda. Şimdi gençler, şöyle biraz daha yaklaşın. Şimdi senden başlayalım. Biliyorsun CHP Genel Başkanı'nda başkanı olarak Özgür Özel seçildi. Sence bu CHP'de neyi değiştirir? Yani Özgür Özel başkanlığında bir CHP iktidarı yürüyebilir mi? Erdoğan bundan
nasıl etkilenir? Ne yapacaksın? Şimdi zaten CHP'lerin bazıları Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevmiyordu bana göre. Dürüst olmak gerekirse. Yani sevmiyorlardı. Özgü Özel zaten yardımcısıydı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Geri geldi, hayırlısı olsun. Ama oyu sonunda vatan veriyor, millet veriyor. Onun oyları olur her şey. Yani inşallah iyi işler yaparlar. Ben demek istediğim şey bu. Öyle diyorsun. Peki Erdoğan bundan nasıl etkilenir? Bence Erdoğan etkilenmez. Adam hep istediğini yapıyor yani. Adam Cumhurbaşkanı sonuçta. Yani oy zamanında iyi iş yaparlarsa iyi yerlere gelir. Evet. Peki sence Özgür Özel Erdoğan'ı zorlayabilir mi rakip olarak? Zaten yani herkes zorluyor. Özgür Özel de zorlar. Bana göre. Zorlar diyor. Yani kötü şeyler yapmazsa zorlar. Evet. Gerçekten sen neler söyleyeceksin? Ya ben de aynı şekilde hem bir dahaki seçimlere aynı cumhurbaşkanı olarak kalırım bilmediğim için yenilikçi olduğu için her şey değişebilir diye düşünüyorum. Gençler buradan kimlere selam göndermek istersiniz? Nerede oturuyorsun? Hangisi? Ben Sultanahmet'te oturuyorum. Sultanahmet'te. Seni tanıyan herkese değil mi abi? Başta aydın olmak üzere selamlar olsun. Sen kimle selam ben vereceksin? Ben de Fatih'te oturuyorum aynı şekilde. Fatih'te başta aydın olmak üzere seni tanıyan herkese değil mi? Sevgiler selamlar. Arkadaşlar işte Beşiktaş'taki sokak röportajlarımız devam ediyor. Eyvallah. Röportajlarımız işte olan cazıyla Beşiktaş'ta devam ediyor. Böyle hemen yanımızda genç kardeşlerimiz var. Evet, gençler merhabalar. Afiyet olsun, yayınımıza hoş geldiniz. İsim nedir? Adahan Kemal. Adahan Kemal. Evet, memnun oldum. Senin? Mehmet. Mehmet, memnun oldum. Şimdi gençler şöyle, biliyorsunuz CHP'de kongre yapıldı ve Özgür Özel genel başkan seçildi. Evet, evet. Sizce Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi CHP'ye nasıl, neler kazandırır? CHP'ye özellikle yerel ve genel seçimlerde çok büyük bir başarı kazandırır mı? Özellikle CHP bundan sonra Özgür Özel'in önderliğinde iktidara yürür mü? Bir de şunu soruyoruz gençler. Biliyorsunuz bugüne kadar hep şöyle bir söylence vardı. Eğer Erdoğan iktidara gelmişse Kemal Kılıçdaroğlu sayesindedir derler. Bugün artık Kemal Kılıçdaroğlu gitti. Özgür Özel geldi. Erdoğan buna üzülmüş müdür? Hemen senden başlayalım. Fikrin nelerdir? Abi şimdi şöyle. Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun süredir bir yenilgilik şeyi var. Serisi var. Ki bu CHP seçmenini çok kötü etkiledi. Bu yüzden dolayı da bu yerel seçimlerde de herkesin bir morali düştü. Yine kaybedeceğiz mi? Yine kötü şeyler olacak mı diye. Ama Özgür Özel sayesinde bu ümitler birazcık daha yükselebilir. Ki zaten daha öncesinde Savunma Bakanı'na yaptığı konuşma olsun, kendini gayet iyi açıklayabilen birisi. Ümidimiz Atatürk'ümüzün partisinin yeniden güzel bir döneme girmesinde, yeniden seçimleri kazanması yönünde inşallah. Sence Özgür Özel iktidara taşıyabilir mi CHP'yi? Bence ihtimali var. Ama tabii ki bunları söylemek için birazcık erken. Çünkü yani daha çok bir şeyini göremedik. Daha faaliyetini göremedik. CHP'de genel başkan değişmesi, bir değişim dönüşüm sürecine girilmesi CHP'yi olumlu yönde mi etkileyecektir? Bence etkiler abi. Çünkü dediğimiz gibi böyle seçmen gerçekten üzülmüştü artık. Sürekli kaybediyoruz. Sürekli seçimleri kaybediyoruz. Ki bence bu yeni kan daha işe yarayabilir abi. Evet, güzel işler yapabilir. Erdoğan sence ne düşünüyordur? Erdoğan bence bir tık böyle bir korkmuştur. Biraz korkmuştur diyorsun. Birazcık korkmuştur. Yani iktidar elden gidebilir diye diyorsun. Yani. Biraz panikleyebilir yani, ama. Yani gizli AKP'li muhabbeti vardı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında. Eğer gerçekse korkmuştur. Evet. Serkan sen neler söyleyeceksin? Bence de bunları söylemek için biraz erken ama Atatürk'ün partisine layık bir insansa tabii ki bence iktidar olacaktır diye düşünüyorum. Evet, CHP diyorsun. Özgür Özel önderliğinde iktidara yürüyebilir diyorsun, öyle mi? Aynen öyle. Peki, gençler çok çok teşekkürler. Teşekkür. Gençler buradan kimlere selam göndermek istersiniz? Buradan bütün Eyüp Spor ailesine selam göndermek istiyorum. Nereye? Eyüp Spor ailesine. Eyüp Spor. Bir de Emir Kılıç Arslan dostuma buradan selamlarımı gönderiyorum. Hangi semtte oturuyorsunuz? Eyüp Sultan abi. Evet, Eyüp Sultan. Ben de Arda Şoban ve Recep Tayyip Erdoğan'a buradan selamlarımı iletiyorum. Evet, o zaman biz de şöyle yapıyoruz. Bu gençleri tanıyan herkese sevgiler, selamlar diyoruz. Arkadaşlar işte Beşiktaş'taki sokak röportajlarımız devam ediyor. Thank you.
İstanbul. Görmeye çalıştım ama göremedim. Devam edelim.
Thank you.